Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. Kapalı Çarşı esnafı Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya Kapalı Çarşı'ya yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ziyaretinde bulundu. Kapalı Çarşı esnafı şehir merkezinde her esnaf grubunun hizmet verdiği Kapalı Çarşı'yı ekonomik gelişme açısından yeniden hayata kazandırmak için yenileyen Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Şehircilik alanında Aksaray'ı ileri taşıyan projeleriyle her kesimin takdirini toplayan Başkan Yazgı, esnaflara olan duyarlılığından ve yatırımlara yönelik verdiği önemden dolayı kendisine teşekkür ziyareti gerçekleştiren Kapalı Çarşı esnafını makamında ağırladı. 4,5 sene önceki bizim Kapalı Çarşı'mızı nasıl güzelleştirdiğimizle başlıyor. Tabii o süreç içerisinde biz sizle bir görüşmemizi yaptık. Sonra biz araştırmalara başladık. Tabii gönül isterdi ki hep teklif daha böyle güzel bir dekoratif kaplama şeklinde dış cepheler olsun. Karşılıklı sohbet ortamında geçen ziyarette esnaflar teşekkürlerini iletti. Başkanım ilgiyle dinledi. Kendisine çok teşekkür ederiz. Sağ olsun, var olsun. Yapacaklarını söylediler. Zaten yaptıkları da yeterliydi ama daha fazlasını yapacak. Bir üst taraf söyledik. O da tamam dedi. İnşallah o da en kısa zamanda olur. Kendisine teşekkür ediyoruz. Kapalı Çarşı'nın yeni görünümünden memnun musunuz? Olağanüstü güzel oldu. Zaten onun için buradayız. Kendisine teşekkür etmek için sağ olsun, var olsun. Başkan seçim atmosferinde bunu söz vermişti Kapalı Çarşı'na. Kapalı Çarşı'yı ben çok güzel bir şekilde modernize edeceğim dedi ama aslında başkanın projesi daha farklıydı. Ama belli bir böyle anahtar kurulundan, müzeden şey alamayınca sadece seçimde söz vermişler yerine getirdi. Çok kaliteli bir memur yaptı. Gerçekten de esnafla etkilendi. Normal mesela deniyordu ki alttan işte bir altyapı yapacağız, üzerine de bir taş döşeceğiz dedi. Ama başkan kreditten yaptı. Bunu da esnaflarımız beğendi. İçeride de kendisi tekrar söz verdi. Alt kısmını yaptık dedi, giderini yaptık dedi. Bundan sonra üst kısmını yaparsak dedi, tamamen birleşecekti. Daha güzel bir görünüm verecek dedi. Bundan sonra esnaflarımız da artık bu güzel yapıma karşı kendilerini de dikkat etmeleri lazım. Bakım olsun yani, modernize olması lazım, temizlik açısından yani. Onlar da biraz da görev düşüyor. Belediye görevini yaptı, sıra şimdi esnaflarda. Başkan da teşekkürü onun için geldik. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinden hemen önce başkanımız sahada çalışmaya başladıktan hemen sonra Kapalı Çarşı esnafına vermiş olduğu bir söz vardı. Kapalı Çarşı yenileme projesiydi bu. Kapalı Çarşı zaman içerisinde inanılmaz derecede eskimiş, hem altyapısında hem üst yapısında sıkıntılar olan bir çarşıydı. Başkanımız yaklaşık 3 ay önce vermiş olduğu sözü yerine getirdi. Tüm vermiş olduğu diğer projelerde sözlerini yerine getirmiş olduğu gibi Kapalı Çarşı projesini de yerine getirdi. Ve çok kısa bir zamanda inanılmaz derecede güzel bir iş çıktı. Aksaray'a sürekli diğer illerden gelen misafirlerimiz Kapalı Çarşı'yı ziyaret ediyorlar ve geldiklerinde Kapalı Çarşı'yı ziyaretlerinde de inanılmaz güzel bir çalışma olduğunu, Kapalı Çarşı'nın çehresinin değiştiğini, çok güzel bir çalışma olduğunu dile getiriyorlar. Biz bugün bu bağlamda Belediye Başkanımız Sayın Haluk Şahin Yazgı'yı ziyarete geldik. Kendisine teşekkür ettik esnaf arkadaşlarımızla birlikte. Başkanımıza bu bağlamda çok teşekkür ediyoruz. Aksaray Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü ihtiyaç sahiplerinin yaralarını sarıp yüzlerini güldürmeye devam ediyor. Yüzlerce aileye umut olan hizmetler yardımseverlerin bağışları sayesinde daha da çok kişiye ulaşıyor. Aksaray Belediyesi toplumumuz gelenekleri ve görenekleri, güçlü aile bağları, sosyoekonomik imkanları ve yardımseverlik anlayışıyla toplumun içindeki dinamiğin ortaya çıkartılmasında etkin rol almak, rehberlik ve öncülük yapmak ve hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini buluşturmak için sosyal yardımlarına devam ediyor. Bu çerçevede Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü ekipleri hayırsever vatandaşların destekleriyle ihtiyaç sahiplerine sosyal kart yardımları başta olmak üzere gıdadan kıyafete, beyaz eşyadan mobilyaya, kırtasiyeden oyuncağa birçok kalemde yardım ulaştırmaya devam ediyor.
Önce insan ilkesiyle sosyal projelerde özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması devamlılığıyla örnek çalışmalara imza atan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'nın talimatları doğrultusunda son olarak kendisi kanser hastası olan hasta eşi ve rahatsızlığı sebebiyle hastanede yatan kızıyla birlikte yaşayan aileye yardım eli uzatıldı. Böbrek hastalığıyla boğuşan ve diyalize giren bir ailenin tüm ihtiyaçları karşılandı. Aksaray Belediyesi sosyoekonomik yönden ihtiyaç sahibi vatandaşlara sosyal kart desteğini de sürdürüyor. Aksaray'ın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine dağıtılan sosyal kart bu yıl içerisinde 4000'in üstünde kişiye ulaştırıldı. Cumhuriyet, Yunus Emre ve Çiftlik mahallelerinde yaşayan kadınlara yönelik hizmet verecek olan Kadın Aktivite Merkezi'nde inşaat çalışmaları hızla sürdürülüyor. Aksaray Belediyesi'nin kadınlar için hayata geçirdiği en büyük projeler arasında yer alan ve TOKİ bölgesinde yaşayan kadınlara kaliteli bir yaşam tarzı sunması planlanan Kadın Aktivite Merkezi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Cumhuriyet Mahallesi'nde inşası devam eden projede ikinci kat çıkıldı. Son katın atıldığı Kadın Aktivite Merkezi inşaatı iş planına göre önde gidiyor. Aksaray Belediyesi tarafından sadece kadınlara yönelik hayata geçirdiği Fatih Mahallesi'ndeki Selime Sultan Kadın Aktivite Merkezi'nden sonra TOKİ bölgesinde inşası devam eden ikinci büyük kadın aktivite merkezi, bölgede yaşayan kadınların günün stresini ve yorgunluğunu atabileceği, içerisinde havuzu, geleneksel Türk hamamı, fitness, sauna, ısıtmalı dinlenme yatakları, kafeteryası, kitap okuma salonu, duş yerleri, eğitim etkinlik alanları ve giyinme odalarıyla 5 yıldızlı otel konforunda modern bir tesis olacak. En kısa sürede tamamlanması öngörülen projede Selime Sultan Kadın Aktivite Merkezi'nde olduğu gibi sadece kadınlar istihdam edilecek. Aksaray Belediyesi bu yıl ilk kez düzenleyeceği 2014-2018 yılları arasında Aksaray Belediyesi tarafından tamamlanan ve yapımına devam edilen projeler konulu kısa film yarışmasına hazırlanıyor. Aksaray Belediyesi'nden kısa film yarışması. Aksaray Belediyesi'nce geleneksel hale getirilmesi planlanan yarışmanın amacının ise yapılan açıklamada öncelikli olarak Aksaray Belediyesi'nin yaptığı projelere dikkat çekmek ve bu konudaki duygu ve fikirlerin paylaşılmasını sağlamak olduğu kaydedildi. Belediye projelerine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturulmak amacıyla düzenlenen kısa film yarışmasına katılacak filmler Aksaray Belediyesi projelerini anlatmak temasında istenilen formatta üretilebilir. Film süresi 2 dakikayla sınırlandırılan yarışmaya, yarışma seçici kurul üyeleri dışında herkes katılabilir. Yarışmaya başvurmak isteyenler çektikleri kısa filmleri ikişer kopya olarak elden, posta veya kargo yoluyla en son 20 Temmuz 2018 Cuma günü saat 17'ye kadar Aksaray Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne teslim edebilir. Jüri değerlendirmesi Aksaray Belediyesi 33. Kültür, Turizm ve Sanat Festivali'nde gerçekleşecek olan yarışmada birinciliği kazanan yarışmacıya 3000, ikinciye 2000, üçüncüye ise 1000 lira para ödülü verilecek. Ön değerlendirme 22 Temmuz tarihinde yapılacak olup jüri değerlendirmesi, sonuç bildirimi, ödül töreni 26 Temmuz tarihinde düzenlenecek. Sonuçlar belirtilen tarihten itibaren kamuoyuna Aksaray Belediyesi internet sitesi üzerinden sosyal medya adresleri aracılığıyla duyurulacak. İsimleri değişiyor, arkalarında bıraktıkları acı hep aynı. Türkiye evlatlarını ağlıyor. Bir söz vardır, bir insan acı duyarsa canlıdır, başkasının acısını duyarsa insandır. Biz de Aksaray Belediyesi ailesi olarak hunharca katledilen evlatlarımızın acısını yüreğimizde hissediyor, anne babaların isyanına ortak oluyoruz. Bizim mikrofon haber ekibimiz sokakta çocuk istismarına karşı yaşanan olaylarda sizce çocuk istismarında bulunan kişilere verilen en büyük ceza ne olmalı diye sordu. Elbette bu güzel çocukların anne babalarına, kardeşlerine, sevdiklerine sormak lazım bu soruyu. Aksaray'da da mikrofon uzattığımız vatandaşlarımız en kalbi hislerle ve duyarlılıkla bu soruya cevap verdi. Sevgili seyirciler, bugün için sizlere veda ediyoruz. Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
Son günlerde çocuklara yönelik istismar hakkında neler düşünüyorsun? Çocuklara yönelik istismar hakkında çok kötü durumlardayız biz ya. Ufak tefek çocuklara kaçırıyorlar. Ondan sonra hiç ceza vermeden ayda dışarı savuşturuyorlar. Öyle olur mu? Peki sizce ne gibi ceza uygulanmalı? En büyük cezaya. Elini kolunu kesecekler. Asmayla ne olmaz? Elini kolunu kesecekler, öylece duracak. Çok kötü bir şey. En büyük ceza verilmesi lazım. Sizce ne gibi ceza uygulanmalı? Bence idam. Çünkü tekrarlamaması lazım. Vallahi çok rezalet biliyorsunuz. Özellikle yaşlılar çok fena pis. Hani izlediğimiz kadarıyla çok pis oluyorlar. Hani ne gibi ceza uygulanmalı? Tabii ki çok ağır, hiç af olmasın yani. Ne, bunda af geri dönüşü yoktur. Hatanın gerekirse idam bile yapsınlar. Son günlerde bayağı yaşanmaya başladı ve yine 3 tane çocuk kaçırılmış. Çok yani bu konuda bence bir önlem alınmalı. Yani idam verilecekse eğer bu tamamen doğru bir şekilde yapılmalı. Biz şu andaki beklediğimiz tamamen idamın gelmesi. Şu anda sosyal medyada da yoğun takipteyiz. İnşallah gelecek diye umuyoruz. İdam etsinler, idam. Ne söyleyeceğim? Ben idamın çıkmasını isterim. Aslında çıksa iyi olur. Herkes istiyor bunu. Çocuklarımızın geleceği için çocuklara bu zulüm iyi değil bence. Çok kötü şartlarda yetişiyor çocuklarımız zaten. Biz bunu idam olmasını istiyoruz. Böyle şeylerin olmaması lazım. Başka da diyeceğimiz bir şey yok. Peki aileler nasıl önlem almalı? Çocuklarına sahip çıkacaklar. Sokağa çıktığı zaman yanında olacaklar mutlaka. Vallahi çocuklar bir sabıdır. Aklı ermez. Çocuklara yapılan hepsi hakarettir. Yazık, günahtır. Aklı ermedik çocukları bu şekilde sıkıntıya sokmaları haksızlıktır. Tabii biz de idamlarını isteriz. Bunu hakaret yapanları cezasını bulmalarını isteriz yani. Cezayı alsınlar. Yazıktır. Melektir. Bunlara yazık, günahtır yani. O bizim geleceğimizdir çocuklar yani. Bu şekilde ben çok üzücü bir olay. Çok da üzüldük biz. Ailece de üzüldük. Bunun ailelerimiz de bunun tedbirini alması lazım. Bunlara da çok ağır cezalar verilmesi gerekir. Ne gibi cezaların uygulanmasını istersin? Bu çocuğun hayatı yani öyle çocukları hayatını yok edenlerin de hayatının tamamen kökünden kazınması lazım yani. İdam diyorsun. Evet. Öyle çok ayıp, çok günah yani. Vicdan o çocuklara yazık. Yazık, çok üzüldüm yani, televizyonda gördüm. Devletimiz 15-20 gündür arıyor ama ne çare bulundu da bunların en ifadesini alıp bunları arif etmeyeceğim yani. Bunları hemen de kaybetmek lazım. Yani meclis, dünya, Türkiye çapına söylüyorum. Bunları hiç arif etmeyeceğim, hemen kaybedeceğim bunları. Bu çocuk ya yazık ya, gün görecek, dünyada yaşayacak. Anası babası nasıl dayanıyor? Bunu diyeceğim, devletimiz bunu bilir inşallah. Neler söylerim, bunları hadım etmek lazım. Kökünü kazımak lazım. Hapishaneden çıkmasın. Bunlara tek en son ceza neyse daha da çıksınlar. Yuvasında ve işi bitirsinler. Bu işte her şey, her şeyden hazırız biz. Başka diyeceğim yok. Naletliyorum onları ben. Naletliyorum, naletliyorum o kadar. Tayyibimiz olmasa bunlara da bir hak düşünecek herhalde. Hani nasıl yapıyor bu günahsız bu çocuklara ya? Bunlar da vicdan desek değil, gavur desek değil. Bunlar nasıl insan, nasıl millet eline diyor. Sana soruyorum ben de. Nasıl millet, nasıl soru? Bu adam beni gördükçe televizyona aç, kapa diyorum, ağlıyorum. Kapa diyorum, ağlıyorum. Anladın mı? Onların anası bu basından nasıl dayanıyor ya? Ben iyiliğin adamı hemen dayanamıyorum. Vicdanı yok demek ki. Ulan bu çocuk ya, küçük ya. Aklı verse dediğin doğru. Aklı verse ya. Küçük sağ bir çocuk ya. Ne gibi ceza uygulamalı sizce? Bunları halka verecek benim gibi adamlara, bunları asacağız. Anladın mı? Halka verecek bunları asacağız. Teşekkür ederiz. Ben de size teşekkür ederim baba. Gerekeni yapalım ya, neyse gerekiyor, ne istiyorsa. Ne gibi ceza uygulanmalı? Asalım ya, vatandaş bunu istiyor zaten. Neler söylemek istersiniz? Ne diyeyim, ne anlatıyorum, ne diyeyim? Bas gerekiyor, asılması gerekiyor. Bizim diyeceğimiz bu yani. Bir dahakilerine olmasın. Bir dahakilerine yapmasınlar. Yani insan oraya üzülüyor yani. Böyle çocukları katledetmek çok zor. Devletimizden, hükümetimizden bunlara asılmasını istiyoruz. Katiller yakalansın. Asmadan başka hiçbir şey yok. En şey asılacak. Bana kadar çocuğa şeyden, her şey gelir bunun elinden asılacak.
İdam istiyoruz. O çocuklar bizim de çocuklarımız. Aileler lütfen çocukları yalnız bırakmasınlar. Özellikle bayramda şeker toplama, bayramlaşma hiç gerek yok. Vallahi ben idam istiyorum. Onların böyle orta yollarda gezmesini istemiyorum. Hani idam benim düşünceme sorarsan daha bir kötü şeylerim var ama açıklamak istemiyorum. Ama o çocuklarımıza sahip çıkmak istiyorum. O çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onların geleceğe sahip çıkmazsak biz şimdiden biteriz. O yüzden idam istiyorum. Direkt asılsın bunlar. Başka hiçbir şey yok. Cezaevine gidip de niye onlara ekmek aş verecek? Allah taş eder. Günah onlar. Direkt asılsın onlar. Onları ekmeğe aşa günah. Çok kızıyorum abla. Çok. Böyle bir şey olamaz ya. Olmaz böyle bir şey. Bence idam istiyorum ben. Bunlara idam. Ya da yani halkın ortasında öldürülsün bunlar. Ben böyle istiyorum yani. Onlara bakmak günah tabii. İdam istiyoruz. Neden? Biz çoluğumuzu çocuğumuzu meydanda koruyor muyacak? Eski yaşantımızı yaşayamayacak mı? Biz Türk milletiyiz değil mi? Eskiden biz çocukluğumuz dönemimizde çocuklarla birbirinden kaynaşarak oynuyorduk. Şimdi çocuklarımız içeriden, torunlarımız içeriden koyuramıyor. Doğru mu? Bu yaşantının içinde çocuklar ne yapacak? Bunalım geçirecek. Dışarıya koyuyoruz, istismar var. Çocuklarımız öldürülüyor. Ankara'daki çocuk akşam buldular cenazesini, şeyde Ağrı'dakini. Yazık değil mi? Ankara'da ya bulundu. Şimdi bir çocuk daha aranıyor. Bunlar çocuk istismarı asılmasına istiyor. İdam. Ablacığım her şeye eyvallah. Namussuzluğa yani hayır, her şekilde hayır. Büyük bir şiddetle asmalarını istiyoruz hepsini.